Merhaba Şafak. Merhaba. Merhaba izleyenlere de. Biz Leyli Sanat olarak, Leyli Sanat'ın iki sinema yazısı olarak ayda bir böyle sizinle beraber bir film inceleyelim, üzerine konuşalım istedik. Bugün de film olarak Kieslowski'nin Ölgünün Üzerine kısa bir filmini seçtik. Kendimizce beraber birlikte bu film üzerine konuşmaya başlayacağız. O zaman başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sen de hazırsın galiba Şafak. Evet. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Biz genellikle yazılarımızda da buna dikkat ediyoruz. Evet, filmin anlatmak istediği bir şeyler var, anlatmak istediği bir duygu, bir konu, bir şeyler var ama hani bizim için önemli olan galiba bir noktada şey oluyor. Diğer arkadaşlarımızın yazılarını da gördüğümüzde hani bu film bize ne hissettirdi? Öncelikle Şafak kısaca sana bu film ne hissettirdi? Önce kendinden bir kısa giriş yaparak sonra film üzerine biraz ne hissettirdiğini söylemeni istiyorum. Şöyle, zaten film seçme aşamasında biraz zorlanmıştık. Birkaç tane film arasından seçmiştik. Filmi özellikle çok geç saatte izledim bu arada. Yani gece 2 veya 3'te falan izlemiş olabilirim. Daha böyle ve o saatte izlemeniz gerektiğini de tavsiye ediyorum. Çünkü daha yani o filme uygun diyebilirim. Ne hissettirdi? Yani ilk bir yarım saat 40 dakika falan böyle bir anlamsızlık içinde izledim aslında, ama insan şöyle bekliyor. Bir şey olacağını sürekli bekliyorsun. Ve o 40 dakika hani o şekilde geçti. Sonrasında olaylar ve aslında filmin ana fikri ortaya çıktı diyebilirim kendim için. Zaten öldürmek üzerine bir kısa film, isminden de anlaşılacağı üzere filmde iki tane büyük öldürme ya da birisi bazı insanlar için ölüm, yani öldürme olarak görülmeyebilir tabii. Öbürü öldürme olarak görülebilir herkes için. İki öldürme vardı. Yani nasıl derler? Şimdi garipsedim aslında izlerken. Çünkü pek karşılaştığımız bir şey değil öldürmek, yani benim hayatımda olmadı öyle bir şey. Biraz tabii ne derler hani böyle irkildim diyebilirim, yani ikisinde de irkildim kesinlikle. Yani bence hani bunu biraz da diğer sorularda da daha genişletebiliriz. Evet, Senin aynen için nasıl bunları oldu? evet bunları konuşacağız zaten. Ben de aynısını hissettim aslında. Yani filmde zaten kullanılan, bunun üzerine de biraz seninle önceden konuşmuştuk. Kullanılan renkler hep bir tarafın karanlık olması. Ondan sonra hani belli bir süre boyunca hani yönetmenin ne anlattığını anlayamamış oluşumuz, bir türlü filmin içine dahil olamamış olmamız. Hani ve dediğin gibi bir öldürme sahnesi var. Zaten biraz da birazdan film neyi anlatıyor ondan da bahsedeceğim ama yani dediğin gibi gerçekten hani ürpertici bir film. Yani böyle gidip de beğenip wow diyebileceğiniz bir şey çıkmıyor. Aslında belki de sanatın, sinemanın etkisinde bu noktada hani bizi uzaklaştırarak bir şeyleri görme açısından tekrardan deneyimlemiş olabiliriz. Biraz Kieslowski'den bahsederek devam etmek istiyorum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kendisi Polonyalı bir yönetmen. Araştırmak isteyenler bakabilirler zaten. Biz daha çok film üzerine konuşacağız. Sadece araştırma yaparken şu yönetmen üzerine biraz birkaç şey söylemek istiyorum. Şu dikkatimi çekti. Sahne Teknikleri Okulu'na gitmiş kendisi. Tabii ondan önce de bazı istekleri var ama Sahne Teknikleri Okulu'na gittiği zaman orasının çok güzel bir şey yakaladım galiba orada. Orasının bir seçenek sunduğundan bahsediyor. Yani yaşam diyor ki hani yemek yemek, uyumak, başını sokacak bir yerden ibaret değil. Yaşam şeyden ibaret. Hani bunların dışındaki şeyler de varmış yaşamda. Okul bana bunu sundu diyor ve bir gıda bulduğunu, akıl ve zihin için bir gıda bulduğunu söylüyor. Aslında burası benim çok hoşuma gitti. Bunları söyleyebilirim yönetmenle ilgili. Çekiyor ve 10 tane emiri anlatan ve bu aslında bizim izlediğimiz film de belki o dönemde Polonya'da filmin yayınlanması için şöyle bir şey söylemiş kendisi. Bir kısa bir
televizyon için çekmeniz gerekiyor. Ardından film için çekmeniz gerekiyor. Öldürme üzerine kısa bir film de galiba bu şekilde yapılmış bir film. Daha sonra tekrardan hani uzun metraj olarak çekilmiş bir film galiba. Bunu anladım. Yönetmenin üzerine söyleyebileceklerim bu kadar. Filmden kısaca bahsetmeni isteyebilir miyim senden Şafak? Hani izleyenler olmuş olabilir, olmamış olabilir. Film kısaca neyi anlatıyor? Bize bir özet geçebilir misin? Şöyle anlatabilirim. Yatsek diye okunuyor galiba. Yani filmde de öyle geçiyor ismi. Yatsek adında bir adamın hikayesi de olabilir. Ya da onu savunan avukatın da hikayesi olarak görülebilir ama kişiden bağımsız aslında. Birazcık olayla alakalı bir film. Yatsek ilk dedim ya 40 dakika boyunca anlamlandıramadığım bir kişi kendisi aslında. Çünkü çok garip halleri ve tutumları olan birisi. Aynı zamanda işte bir taksici daha var. Başka bir karakter. Taksici. O da yani tip olarak diyelim. Hani bazı insanlar vardır ya hani şey yaparsın. Bakarsın ve böyle hani sana çok şey gelmez. Yüzü sana soğuk gelen tipler olur ya. Hani böyle uzak durmak istersin gibi diyebilirim. Taksici öyle bir karakterdi benim için. İzlerken en azından öyle hissettim yani. Birazcık iri ama yüzü böyle birazcık pis diyebileceğim bir kişi aslında. Ve de avukat var. Avukat da ilk başta tabii şeydi. Yeni sınavlarını kazanıp yeni bir şirkette başlayacak sahnesi yani. Sahnesi o şekildeydi. Yeni başlayacaktı. Sonrasında İşte filmin en önemli sahnesi, öldürme sahnesi geliyor. Ve yani ben izledim belki hayatımda izlediğim, tabii ben çok o kadar film seyrettim diye ama izlediğim en iyi öldürme sahnelerinden biriydi. Yani her şeyi görebildim. Yani izlerken aslında öldürenin kurbanına karşı nasıl bir tutum içerisinde olduğunu aslında yani öldürenin ölüm sırasında nasıl bir hal, tavır içerisinde olduğunu hep hani merak ederim. Çünkü genelde diyorum ya biz ne bileyim bir yanlış yaptığımız zaman özür diliyoruz. Ama hani öldüren için bilmiyorum yani önünde ceset var ve yani onu o yapmış. Yani insan hani çok dehşete kapılır diye hayal ediyordum. Ama o dehşetten fazlasını verdiğini söyleyebilirim film içinde. Yani çok daha farklı yani kümülatif bir duygu veriyor. Yani o kadar fazla duygu geçişi var ki o sahnede. Yani tek bir sahne içerisinde o kadar fazla duygu geçişi var ki. Yani onu bana verdi film özellikle. Sonrasında bu genç adamın, çünkü o zaman öldürdüğünde galiba 18 yaşındaydı. Tam hani yanlışsam düzeltirsin. Davaya çıkıyor öldürdüğü için. Ve idama mahkum ediliyor. O idama mahkum, yani onu savunan avukat da bizim işte bahsettiğim avukat. Ve başarısız oluyor avukat. Yani idamdan kurtaramıyor. Ve en sonlara doğru onun idamını da seyrettiriyor bize. Ve aslında hem karşılaştırma veriyor bir anlamda. Yani çünkü iki farklı ölüm sunuyor ama o iki farklı ölüm farklı çeşitler ve farklı sonuçlarla. Yani farklı sebepler dolayısıyla var. Yani film her yere çekilebilir diyebilirim. Yani bir ahlaki bir konuya da çekilebilir ama dediğim gibi sadece duygular üzerinden gitsek bile çok şey veriyor. Yani sadece ahlaki değil şu an karşılaştığımız film. Ve özellikle mesela film 1984 yapımıydı değil mi? Galiba. 1984'te de galiba hani idam cezalarıyla alakalı aslında bir tepki filmi aslında bu. Yani bir anlamda da öyle bir film. O yönden hani çok şey verdi diyebilirim film bana. Aynı zamanda son eklemem gereken yani en çok beğendiğim tarafı da filtresi. Dediğim gibi sahnelerin çok çok sade olmasından dolayı bilmiyorum çok ya dedim ya, yani sinemada izlemeniz gereken bir film gibi. Yani oturup her taraf karanlık ve sadece o ekrana bakmanız lazım. Diğer her yer işte kapalı olacak ve sadece o ekrana odaklanmanızı sağlaması lazım bu filmi izlerken. Çünkü
Yani o filtreler arasındaki sadelik ve filtrelerin bir süreden sonra geçişi de var. Aynı zamanda onu da anlatırız, konuşuruz. Diyebileceklerim yani şu ana kadar bu. Evet, yani o çarpıcı gerçekliği o bir sinema salonunda izlemek çok çok daha güzel olabilir. Zaten aslında Kieslowski'nin de şöyle bir sözü var bu filmle ilgili. Hemen onu da söyleyeyim. Bu ülkede birisi bir başkasının boynuna ip geçirip ayağının altındaki tabureye tekme atarsa bunu benim adıma da yapıyor demektir diye bir şey söylüyor kendisi. Bu film üzerine sorulduğunda da zaten böyle bir şeyden bahsediyor. Yani aslında bu arada burada bahsettiği şey... Burada aslında iki ölümden sen de bahsettin. Bir Yatsek'in öldürdüğü taksi şoförü var. Bir de Yatsek'in yaptığına karşılık devlet dediğimiz kurumu onu idam cezası, aslında idam cezası demek de böyle geçiyor ama idam nasıl bir ceza, yani yok etmek nasıl bir ceza olabilir, o da ayrı bir tartışma konusu. İdama çarptırmak diye. İdama çarptırması var. Burada Kieslowski'nin de asıl bahsettiği şey hani Yatsek'in öldürmesi değil de şey, devletin yaptığı öldürme olarak, yani idamı mahkum etmekten bahsediyor. O zaman sana şey sormak istiyorum. Şimdi o zaman biz bu filme bir taksi şoföründen bahsettik. Ama taksi şoförünü Yatsek'ten bahsettik bir de. Bir de şeyden bahsettik. Avukattan bahsettik. O zaman bunları şu şekilde toplayabilir miyiz diye sormak istiyorum. Yatsek biraz daha şeyi olan bir karakter. İç bunalımları olan bir karakter. Hatta mesela onu şeyde görüyoruz. Gidiyor ressamla konuşmak istiyor ama aldığı tepki hep karamsar. Ondan sonra hani ya bir şekilde hani topluma dahil olmak istediğini görebiliyoruz. Hatta kardeşinin resmini çıkarttırmak istiyor. Aynı zamanda kardeşinin ölmesiyle beraber yaşadığı bir içsel bir bunalım da var zaten. Yani içsel çelişkileri, bunalımları olan bir karakter. Ve Kieslowski de şuna inandığını bir yazısında daha okumuştum. Yine belki burayla Yatsek karakteriyle bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum ama insanların iyi olduklarından eğer kötü bir şeyler yapıyorsa bunun hani bir türlü iyiliklerine cevap bulamadıklarından, hani ortaya çıktığından bahsediyordu. Hani yoksa doğaları göreyi kötü olmadıklarından, iyiliklerine bir türlü hani tepki alamadıklarından. Aslında hepimizin günlük hayatta yaşadığı bir şey belki bu noktada. Hani. Çünkü her zaman, pardon sözünü kestim. Tabii ki. Ya insan her zaman hani övgü ister. Yani evet. En azından... Daha doğrusu övgü demeyeyim. Fark edilmek diyeyim. Yani çünkü övgü biraz daha ama fark edilmek ister yani. Bunu belki de Şafak şeyde daha çok istiyor olabilir miyiz? Mesela ressam evet toplumda bir yere, şu an aklıma geldi. Ressam toplumda bir yere gelmiş, bir resim çiziyor, kabullenilmiş. Taksi şoförü taksi işi yapıyor, kabullenilmiş. Ama bizim Yatsek dediğimiz ana karakterimiz aslında genç ve yani daha hiçbir şekilde hani kabul edileceği bir alan bulamamış kendine. Hani galiba filmde de sanki şu an buna benzer bir şey hatırladım. Gider o işi yaparsın, istersen bu işi yaparsın gibi hani bir şey vardı. Yani gençler için aslında çok daha zor bir şey bu. Bunun sancısını çekmek. Hani toplum bir şekilde bir şey sahibi olmadan hani seni içine almıyormuş gibi hissediyoruz. Bir de şunu ekleyeceğim. Bunun Yatsek karakterini bu şekilde konuştuk. Taksi şoföründe de aslında böyle şey, irite olduğumuz bir karakter gibi. Yaptığı şeyler kesinlikle bu tabii ki şey, irite oluyoruz ama Yatsek'in yaptığını bu kesinlikle doğrulamıyor ama bir böyle onun karakterine de biraz inersek aslında hani sadece böyle başkalarını rahatsız etmekle mutlu olan, böyle açgözlü, senin de dediğin gibi o pis, o şey hani yüzüne yansımış gibi bir karakterdi. Onu da böyle tamamen görebilmek çok mümkün. Bir de bir taksi şoföründen beklenenleri de yapmıyordu. İstediğini alıyor, istediğini almıyor. Bu da onu biraz böyle farklı kılıyordu. Ve avukat tabii ki de çok idealist bir avukattı. Bu belki yine dediğimiz aslında Yatsek'in bir tık, işte Yatsek daha bir şey yapamamış bir gençken avukat yeni bir şeye adım atmış bir genç aslında ve hani çok idealist, bir şeyleri değiştirmek istiyor. Hatta arkadaşlar bunu da ekleyelim, filmde bir sahne var, buna da senin değinmeni isteyeceğim.
Yatsak'ın yaptığı şeyden. Kieslowski aslında bir şey kuruyor, böyle bir mistik bir şey kuruyor ve Yatsak'ın yaptığı şey, yaptığı olayın, öldürdüğü taksi şoförünü öldürdüğü gün şeyle aynı kafedelerdi galiba. Sen de beni doğrularsın, tam hatırlıyorum. Aynı kafedelerdi. Ve Aynı şey, evet, kendini suçluyor. Neden? O gün onunla aynı yerdeymişiz. Hani tanımadığım, bilmediğimle, ama ben ona nasıl engel olamadım? Hani bu idealistlik hani gözümüze çok güzel bir şekilde veriyor. Bu üç karakteri de bu şekilde anlatabilir miyiz? Sen neler söylemek istersin? En baştan şeyi yapmak isterim aslında. Devletin öldürdüğü dediğin ya, hani ona biraz bir ekleme yapabilirim. Aslında güzel anlattın o kısmı, devletin öldürdüğü diyerek. Çünkü aslında devleti görmüyoruz tabii. Çünkü görüm, yani öyle bir şey yok. Kurum, yani resmiyette var evet ama hayali. Sadece devletin kurallarının uygulayıcıları var. Tamamen onlarla geçen bir o kısım tamamen onlarla geçiyor. Sadece bu kısma bu şekilde bir ekleme yapmak istedim. İkinci olarak dediğim avukatın idealistliği üzerinden çok fazla şey görüyoruz tabii. Çünkü dava bitiyor. Tabii ki dava bittikten sonra hemen hakimin yanına gidip diyor ki işte ben çok gençim. Yani neredeyse ilk davam. Hani benim dışımda, yani benden daha yaşlı veya daha ünlü biri olsa bile yine idam mıydı diye bir soru soruyor. Ve o da diyor ki yani hayatımda gördüğüm en iyi savunmalardan biriydi. Yani yıllardır gördüğüm en iyi savunmalardan biriydi. Ama cezası bu olmalıydı. Şimdi sonra ikinci kez artık hani diyor ki peki ya benim üzüldüğüm diyor konu, o gün kafede ben de vardım ve hani ben engelleyebilirdim belki. Yani bir türlü o sistemin içine dahil, yani içinde içine girmiş bir avukat ama sistemin kurallarını değiştirmek istediği için kurallarla çatışıyor sürekli ama elinden pek bir şey geldiği söylenemez. Yani aslında bunu da eleştiren bir taraf var filmin. Yani evet, kuralları değiştirmek istiyoruz. Yani öyle düşünüyor ama bir türlü değişemiyor. Yani yok öyle bir şeyimiz. Çaresizlikle aslında onu soruyor. Ben oradaydım ve kurtarabilirdim. Yani artık çok absürt bir noktaya getiriyor o idealistliği. Yani kurtaramayacağı noktalara getiriyor. Hakim konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim. Hakimin uygulayıcılığı, yani hakim ceza bu olmalıydı derken aslında söylemiyor, yani ben şey demiyor. Cezayı ben böyle seçtim veya cezayı hani bence böyle olmalıydı falan değil yani. Olmalıydı sadece. Yani çünkü elinde sadece kurallar var uygulanması gereken ve o oradaki bir zincirin bir halkası gibi duruyor her zaman. Yani o öyle bir karakter gibi duruyor. Ardından mesela idam sahnesi de aynı sahnelerden biriydi. Yani tamamen ne gördük? Yani doktoru da sayarsak, oradaki idam cezasındaki doktoru da sayarsak, avukat ve Yatsek dışındakilerin hepsi üniformalı aslında. Yani üniformanın ne demek olduğu da hani aslında biraz açık diyebilirim. Ya da ben öyle yorumladım, bilmiyorum. Ama hani üniforma demek bir şeyi uygulayan aslında, uygulayıcılar hani gibi algılayabiliriz oradan, son sahnelerden. Ve tabii hani sadece gördüklerimiz şey avukatın ve Yatsey'in duyguları gibiydi yani filmde bir de. Sadece onların duygularının ve derin şeylerine girdik. Yani derinleştirdiği karakterler o ikisi sadece. Ve aslında ne kadar karmaşık olduğunu da görüyoruz hani insanın gerçekte. Öyle bir durum da var. Bu kadar diyebilirim belki şu an. Hı hı. Evet, doğru diyorsun aslında. Ben de şu an buna dikkat ettim. Dediğin gibi bir Yatsek'in yaşadıkları ve bir de aynen avukatın gözünden gördük. Yani bir nevi şey, katille bunun şeyi, nasıl söylesem, yani sistemi, yani bu karara bir etki etmek isteyen açısından gördük. Ben bir de birkaç şey daha sormak istiyordum sana. Hemen ona bakıyorum. Şimdi
Şunu sormak istiyorum. Evet, karar değişmiyor ne yazık ki. Bu biraz şeyi de söylemeni, açmanı istiyorum bize. Şey, neden biz şeyi görmüyoruz? Hani savunmasını, yeni idealist bir avukat ve savunmayı neden görmüyoruz? Hani bunu göstermeye gerek var mıydı? Belki de olmadığı için göstermedi ama avukatın savunmasını görmüyoruz. Bu konuda bize eklemek istediğin şey var mı? Bunu da özel olarak sormak istedim. Aslında bunu sen geçen bana söylemiştin. Benim hiç aklımda böyle bir detay yoktu gerçekten. Hani neden savunmayı göstermedi? Bunu hiç düşünmemiştim o anda. Ve sonrasında hani aksini düşündüm olayın. Yani gösterilseydi ve hani hakimin dediği gibi yıllardır duyduğu en iyi savunma. Gerçekten hani seyirciyi manipüle edebilir miydi yani? Hani seyirci daha da mı derdi ki hani evet yapılmaması lazım yani idam cezası çok büyük bir ceza diyebilirdi belki gösterilmemesinin sebebi. Çok bir de o anda hani o dönemi düşünüyorum da belki de hani yasaklanabilirdi bile film belki de yani çünkü çok büyük bir şey var. Politik düşünceler olacaktır o şey savunmanın içerisinde kesinlikle. Seyirciyi çekti şey Yatsek aslında kendine çekiyor ama yani dedim ki Yatsek bir katil aslında ama garip bir şekilde en sonunda insan diyor ki yani Yatsek yani böyle bir ceza olmaması gerekiyor. Ama ya, yani filmin içerisinde zaten garip dediğim durum şu aslında. Yani seyirciye sormam gereken aslında şey şu. Yatsek'in sonlara doğru o kız kardeşin hikayesi ve iyice derinine indiğimiz yani insan figüründen insan portresinden çok etkilendik mi yoksa direkt olarak idam cezası üzerinden mi gerçekten o kişinin veya yani katilin öldürülmemesi yani öyle bir cezanın olmaması gerektiğini mi düşünüyoruz yoksa gerçekten o duygulara yenik yani yenik değil mi de yani duygulardan da etkilenmiş olabiliriz hepimiz çünkü ben gerçekten o tarafta, o kısımda çok etkilendiğimi de hatırlıyorum. Yani izlerken, kız kardeşini anlatırken neden işte aslında bu duruma düştüğünü de anlatıyor. Neden o durumda olduğunu da anlatıyor. Ya dedim ya en çok etkilendiğim sahnelerden biri de işte en son sahnedeki sigara içme sahnesi mesela. İşte sigara içerken ki o stresli yani ölüme giden bir insan ve yani öleceğini biliyor. Artık 2 dakika, 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Yani ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ve çok çok korkunç bir andır o herhalde insan için. Yani en istenmeyecek bir an olabilir. Yani ve anlatamayacaksın o duyguyu. Bir de öyle bir durum da var. Hiçbir zaman anlatamayacaksın. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yani oraya çarpıt, oraya yani o ipin takıldığı andan sonrasını hani onu yaşayan için hiç bilemeyeceğiz aslında. Belki bunun üzerine hala yıllarca üretmeye, söz söylemeye devam edeceğiz ama oraya dair bir fikrimiz olmayacak. Ben dediğine katılıyorum aslında. Çok güzel bir bakış açısı ekledin. Zaten Kieślowski birkaç filmden sonra yanlış hatırlamıyorsam araştırmalarıma göre siyasi filmler yapmaktan vazgeçiyor. Ve bu yaptığı filmde yine siyasi yani tabii ki evet öyle bir yanı görüp farklı bir birey açısından toplumu ve diğer şeyleri analiz ediyoruz ama hani o yaptığı diğer siyasi filmler gibi değil galiba. Ve bence de bir avukatsın bir öldürme ve bu film de Kieślowski'nin yaptığı film aynı tarihi. Son Polonya için son idam tarihi o yıl yapılmış. Son idam o zaman gerçekleşmiş ve Kieślowski'nin filmi aynı dönem denk geliyor. Aslında dediğin gibi büyük bir şey yasaklanabilir, sansürlenebilir. Dediğin gibi orada o savunmayı vermek belki böyle bir şey de gütmüş müdür Kieślowski bilmiyoruz. Aynı zamanda mesela avukata da ekleyeceğim, bilmiyorum sen de aynı şekilde düşünür müsün? Ya avukatta da şöyle bir durum var. Hani ben mesela şu an hani yeni işe başlayacağım, daha son sınıfım ve işe başlayacağım. Bir şeyleri hani değiştirmek istiyor genelde insan. Çünkü hani uzaktan bakınca kötü geliyor ya da işte yani uzakta kalmak onun için iyi oluyor. Mesela öğrenci için öyle birazcık. Yani benim kendi özelimde söylediğim zaman
Hani öğrenci olmak benim hoşuma giden bir şey. Çünkü girmiyorum o alana. Hani iş alanına girmiyorum. Ama girdiğim zaman bir şeyler değiştireceğimi inanarak girenler. Hani hep öyle olur zaten. Avukat da onlardan biri ve yani işi orayı değiştiremediğini görmesinin yanı sıra bunun somut olarak görmesi çok acı bir şey. Yani bayağı da büyük bir somut bir şeyle görüyor aslında. Çünkü yani o da var. Mesela o kısım da çok acayip bir şey. Ya yani Evet. avukat olarak başarısız olup bir insan hayatı yok oluyor ve yani o insan hayatına kendini sorumlu tutuyorsun. Çünkü sen işini iyi yaptın, yapmadığın durumu var. Yani onu da sadece kendine sorabilirsin. Bir de öyle bir sıkıntı var. Yani hiç kimse soramıyorsun. Yani hakime sordun diyelim. Evet ama yani hakim başka bir şey. Sen aslında sürekli kendini cezalandırmak veya ödüllendirmek zorunda kalıyorsun. Çünkü bu çok soyut yani bir şey. Evet. Bir de şey dediğin gibi yani daha şey ilk davadan böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani ilk davasında biri katıldığı ilk davada şey biri ölümle sonuçlanıyor. Bu avukat için de aslında büyük bir yıkıcılık. Yani sadece şunu düşünüyorum. Bu hiçbir zaman yani bu sistem içerisinde hiçbir zaman peki hani değişme sürecine hani katılınmayacak mı ve hiçbir zaman her zaman zincirin halkası bu şekilde devam edecek mi? Yani o aynı hakimin dediği gibi bu böyle olacaktı ve öyle oldu. Evet aslında şey gibi biz şu an bir tiyatro sahnesini oynuyoruz. İşte sen oraya çıkacaksın, savunacaksın. İşte o gelecek, ailesi ağlayacak falan. Bir şeyler olacak ama sonuç değişmeyecek. Aslında bu bir şey gibi, tiyatro sahnesi gibi. Ama işin burası evet tiyatro sahnesi gibi belki devlet için ama şu kısmını eklemek istiyorum. Ama öldürülmesi, şeyin öldürülmesi, o idam sahnesi aslında tamamen gerçek. Hani ne kadar bir film olsa da aslında devlet için böyle devlet diye de sürekli durmak istemiyorum ama iktidar alanı için aslında tamamen gerçek. Çünkü neden? Aslında sen cezayı uyguladığın kişi şey değil. Ya bu bir ceza değil bence kanımca. Sen uyguladığın şey toplumdaki diğer insanlara şey gözünü korkutmak belki de. Yani ceza nedir bence benim kanımca yapılan şeyin yapılan kişi tarafından yani neden yapıldığına dair düzeltilmeler olması. Aslında bu noktada hani bu devlet için tam da bir gerçeklik aslında. Diğerleri sahneye fasafi soyken bu kısım tam da bir gerçeklik ve zaten burayı da çok gerçekten muazzam bir şekilde çekmiş. Bunu da konuşmuştuk yine eklemeler yapabiliriz üzerine. Orası diğer insanlar için aslında bir şey. Bir korkutma, geleceğe dair bir şey. Yani sen o anda kalmıyorsun, o an için bir çözüm üretmeyip gelecekte bu tarz şeylerin yapılmasını engelliyorsun. Yani amacın için aslında belki de bir şeyi araç olarak kullanıyorsun. Orada idamı araç olarak kullanıyorsun. Yani bir bireyi araç olarak kullanmak gibi. Ve şunu da hemen neyse belki ileride yine üzerinde durursun diye şöyle bir şey söyleyeceğim. Umarım herkesin bence bu da dikkatini çekecektir. Şeyi yaparken Şafak, çok pardon bir dakika. Şeyi yaparken bu sahneyi çekerken çok tedirgin olmuşlar aslında. Buna dair küçük bir alıntısı var infaz sahnesiyle ilgili. Söylediği bir şey var onu hemen size aktarayım. İnfaz sahnesi bir kere de çekileceği için zor bir sahneydi. Ben sahneyi yazdım. Stüdyonun içinde hapishane dekorunu kurduk ve oyuncuları bulduk. Ne söylemeleri ve ne yapmaları gerektiğini öğrendiler. Kameraman ışıkları kurdu. Her şey hazırdı. Ben de önce bir prova yapmak istedim. Prova sırasındaysa ben de dahil herkesin dizlerinin titrediğini fark ettim. Dayanılmaz bir durumdu. Her şey bizim tarafımızdan kurulmuştu. Yine de set ekibinin, kameramanın, benim ayaklarımız birbirine dolanıyor. Dizlerimiz titriyordu. Herkesinki diyor. Sabah saat 11 civarıydı. Çekim durdurmak zorunda kaldım. Ertesi gün çektik. Sahte de olsa infaz sahnesi dayanılması imkansız bir görüntü demiş kendisi de. Bunu okumak da güzeldi gerçekten. Buradan sözü tekrardan sana vermek istiyorum. Yine söylediklerime ithafen. Şu an başka ekleyebileceğim bir şey yok. Evet, söz sende. Teşekkürler. Dediğim gibi yani avukatın
en azından avukatın kafasındaki ideal düzeni de yani ideal düzene de ithafen şöyle olur, hani değiştiremiyor, üstüne somut bir şekilde bir insan ölümüne yol açtığına inanarak devam ediyor hayatına. Çok başka bir herhalde psikolojidir yani. Hani bir de hani öldürülen, yani seni savunduğu kişinin o anda öldürülme sahnesine sen de dahil oluyorsun. Yani gidiyorsun oraya ve yani o da seni görmek istiyor tabii en sonda. O kişi de. İdam sahnesi için hani mesela eklemek istediğim şey de var. İdam sahnesinin hazırlanması. Yani gerçekte filmde hazırlanması şeyi de var. İşte bir nasıl diyeyim, bir şey leğen mi diyorlar? Hani leğen şeklinde bir şey koyuyor. Aşağı tarafı açıyor, aşağı tarafı ve koyuyor. İşte perdenin sıkıştığını söylüyor diğer şeye. Hani çok böyle o anları da şu anlamda şu gözle bakarak izledim aslında. Çok mekanik bir iş gibi. Yani adam çok mekanik davranıyor. Yani yapıyor işini. Yani oraya koyuyor. Yani orada ne yapıldığı sanki çok umurunda değilmiş gibi. Orada sigara mesela işte Yatsek gelene kadar orada bir sigara açıp işte sigara içmeye başlıyor. İdamı gerçekleştiren kişi. Yani çok mekanik geldi o. O anlamda da o kısmı aslında bir mesaj olduğuna inanıyorum. Yani işte hani düşünmüyor, yapıyor gibi bir anlamda çıkabilir tabii oradan. Bir tek o mesela ekleyeceğim tarafı oydu o kısımda. İşte zorla alıp koymaları. Yani şu an aklımda hatırladığım gerçekten bir sigara yani şey Yatsey'in sigara içerkenki hali ve işte çok böyle stres şekilde götürüldüğü şey var. Sahneler var kafamda şu an. Hani en çok etkileyen sahneler zaten onlar olmuş benim de. Evet, doğru söylüyorsun. Bu leğeni de şey için koyduklarını hatırlıyorum ben, Şafak. Kanı aksın diye. Yani kan, o kanı hiçbir yere değmesin. Hani böyle şey mi, ıy gibi, o kan sadece oraya değsin. Aynı oraya o leğeni koyuyorlardı. Ve dediğin gibi aslında tıkır 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 sistem işliyordu. O sigara olayı da bana biraz şeyi anlattı. Yani hadi sen de son şeyini... Ah, bu çok iştahlı. Hadi sen de son kez bir kez çek gibi böyle. Hani hep bir vardır ya böyle bir nutuk, bir edebiyat, son isteğinle hani katil falan gibi böyle bir şey. Hani yani onu söyleyenleri bu tarz bir güzelleştirme, yine Kieślowski o sigara ya bence gayet güzel anlatmış. Şimdi biz biraz burada şeyi konuştuk. İdam sahnesinden falan epey bahsettik. Ben bir de şeyden gelmek istiyorum. Asıl Yatzey'in öldürme sahnesinden. Evet, devletin yaptığı ölüm mekanik gerçekleşiyor. Avukatın savunmasını görmüyoruz. Yeni idealist bir avukatımız var ama hiçbir şey değişmiyor. Her şey tıkır tıkır senin anlattığın gibi aslında çok güzel bir şekilde işliyor. Yatsık'ın karakterinden de bahsettik. Peki biraz seninle şunun üzerine konuşmak istiyorum. Hani Yatsık'ın öldürdüğü taksi şoförü, Yatsık'ın öldürmesi nasıldı? Devletin öldürmesi üzerine birkaç bir şeyler yaptık ama Yatsık'ın öldürmesi nasıldı? Biraz bize bundan bahsedebilir misin rica etsem? Avukatın da dediği gibi ipi aslında kafede hazırlıyor. Elinde sürekli görüyoruz. O ara çocuklara bir şey fırlatıyordu galiba. O var aklımda bir de. Neyse ipi hazırlıyor ve taksiye biniyor. Çok uzak bir yerde aslında işte boynuna ipi geçiriyor. Çok zorlu. Yani öldüremiyor aslında başta. Böyle bir sıkıyor falan. Ama hani o kadar mesela o kısımlar çok yakın çekimde yapmış ve mesela bir taksiciyi görüyoruz ama taksicinin yüzünü çok görmüyoruz. Sadece boğazına dolanan ipi ve Yatsey'in o andaki dişlerini sıkması mesela böyle yani çok zorlanma şeyi gördük. O anda işte nefesini bir anlığına kesiyor ve ama bakıyor yaşadığını görüyor. O anda kafasına vuruyor ve işte ağzından galiba dişleri yani üst çenesi mi yani bir kısmı hani yere düşüyor ve yani Yatsey'in de gördüğü gibi seyirci de yani izleyen kişi de aynı şekilde hani böyle iğrenir herhalde muhtemelen. Yatsey de tabii iğrendiği anda hemen kafasını bir şeyle örtme ihtiyacı duyuyor. O da garip bir tepkiydi aslında çünkü
ne bileyim yani öldürdüğün şeyi yani günahını görmemek gibi bir şey mi hani acaba? Yoksa ya yani yüzünü kapatayım bu iğrençlik şey mi acaba? Sonra tamamen onu işte bir yere sürüklüyor o şey cesedi. Sonra cesedin tabii yaşadığını görüp çok büyük strese giriyor. İşte asıl beğendiğim kısmı oydu aslında. Çünkü o kadar yani Yatsı'yı oynayan oyuncu da aynı şekilde. O stresi çok güzel vermiş. Hani ne için streslendiğini hala çözemediğim bir sahne aslında. Çünkü hani ölmedi diye streslenmek mi yoksa acaba şu mudur? Yani öldürdüğünü sanıp ölmediğini görüp bir daha öldürme korkusu mu? Yani nasıl derler? İkinci kez öldürme mi olur yani acaba? Yani onun stresi mi acaba? Yani çünkü ya ikinci kez öldürme şekli çok daha vahşiydi tabii. Yani kafasına taş vurarak öldürdü. Ve işte örtünün üzerinden kanların aktığını gördük. Ama dediğim gibi çok o sahneler mesela yakın çekimde yapması benim hoşuma gitti. Yani direkt o öldürme sahnesini görebildik yani. İçine girdik daha doğrusu. Ama o stresi hala çözebilmiş değilim. O kısımda çok büyük bir stresle yani ve yani zaten orada da fark ettiysen işte bir anlığına da olsa Yatsi'nin taşı kaldırıp kameraya baktığını da gördük. Yani aslında bizim kafamıza vurduğu gibi bir şey oldu aslında. Seyirciye döndü. O sadece işte taşı alıp bize bakıyordu aslında. Ve bizim üstümüze vurdu. Bizim kafamıza vurdu o anda. Ama çok stresliydi tabii. Dediğim gibi böyle ağlıyor gibiydi de aslında. Sonrasında öldürdükten sonra çok büyük bir rahatlama geldi gibi. Yani onları hatırlıyorum diyebilirim. Evet, güzel yorumun için teşekkürler. Evet, aslında çok güzel bir noktaya dikkat çektin tekrardan. Hani değil mi? Gerçekten stresli olduğunu yine konuşmuştuk ama bu stresiz gerçekten neye ben de anlayamıyorum. Ve şeyi belki de gücü yani bence dediğin şey olabilir aslında stresi. Ben yorumunu çok beğendim şu an kişisel olarak. Yani tekrardan öldürecek olması ve belki tekrardan şey gibi daha fazla güç harcayacak olması bu işlem için. Hani kafasında tasarladığı şeyi hani yapamıyor oluşuyor. Aslında şey kişisel bir insanın da belki yani burada iç bunalımları olan belki şeyi hani Yatsı'yı belki de böyle tamamen katil kötü gibi düşünmeyip de kafası karışık bunalımları olan tabii ki kesinlikle çok barbarca öldürdüğü sahneleri de görüyoruz. Bu dediğin gibi hani gerçekten beni çok korkutmuştu orası. Ama belki tekrardan bunun için bir şey yapacak olmuş olması da onu sinirlendiriyor olmuş olabilir. Belki o işlem bir kere de bitmiş olsa evet onu rahatlatacaktı. Onu rahatlatsa dediğin gibi bu sefer bir de şey noktası var. Hani neden yüzünü kapatıyor? Hani gerçekten burası da aslında gerçekten böyle üzerinde durulması gereken noktalardan biri. Hani neden yüzünü örtüyor onun? Gerçekten yine üzerine de daha fazla konuşulabilir bir nokta. Ben de açıkçası şu an başka ne ekleyebilirim bu konuda bilemedim. Sadece şöyle bir karşılaştırmaya gitmek istiyorum yine. Diğer tarafta İslam, yani iki ölüm sahnesinde görüyoruz. Tabii ki burada Kieslowski'nin vermek istediği belki bir noktada hani şey idama karşı olan tepkisi ama iki ölümde adım adım görüyoruz. Ve hani biri tıkır tıkır işlerken bir noktada, hani sonucu bile baştan belliyken, hani diğerinde şeyler var, karışık ruh halleri. Ondan sonra hani ve ama şimdi şöyle ilginç bir şey de yakalıyorum Şafak. İkisinde de bir ip var. Şeyde, Yatsrek de iple öldürecek, o da iple öldürüyor. Ama onunki şeylenmiş bir ip. Onaylanmış bir ip, kabul edilmiş bir ip, hep olan bir ip. Ama Yatsı'nınki bir kişinin ipi. Yani burada da aslında hani o ikisi arasında tıkır tıkır işleyenle hani kişisel olan, hissel ve duygusal olan arasında da hani burada çünkü bir duygu yok. Hani idama çarptırılmada bir duygu yok.
dediğin gibi sen çok güzel söylemiştin yine. Uygulayıcılar. Biz uygulayıcıları görüyoruz. Uyguluyorlar. Onlar hani bir fikir beyan etmiyorlar. His yok, düşünce yok. Avukat dışında. Avukatımız belki idealist yeni biri olmasaydı belki onun da bir hissi duygusu olmayacaktı. Bence avukatı da bu yüzden hani bu şekilde biri seçmiş Kieslowski. Biz gençleri anlamak adına falan diyormuşum. Orada hissel bir ip varken belki orada daha onaylanmış bir ip var diye bir şey de eklemek istedim bu şekilde. Yavaş yavaş vaktimiz donmak üzere. O yüzden... Ve bir de mesela... o yüzden pardon. Şimdi yok, önemli değil. Ben de zaten senin birkaç şey daha söyleyeceksin. Yani onları da söyleyelim. Sonra son toparlanmamızı yapabiliriz. Şey söyleyebilirim mesela, iki ölümü karşılaştırma adına mesela... taksicinin ölmedik yani taksicinin tekrar yaşadığını fark ettiğimiz anda hani lütfen hani beni öldürme gibi bir lafını duyuyoruz. Aynı şekilde Yatsek'ten de aslında hani ölmek istemediğine dair yani çok ikisi de o anda başka bir şey diyemiyorlar tabii ki yani. Yani şey sahnesini hatırlarsın. İlk avukatla birlikte o küçük hapishane mi diyeyim bekleme odasından çıktıkları sahne. En sonda işte birkaç tane askerin gelip çıkaracağı sahne. Şeyin hücresinden galiba. Yatsek'in hücresinden. Evet. Yatsek'in işte kapıya bakıp böyle ben hazır değilim işte gibisinden bir tepkisi var orada mesela o da. Aynı şekilde artık hani çaresiz ama işte bu çare yani gitmek istemiyorum sadece. Yani çünkü dediğin gibi her şey kararlı yani karar var yani her şey zaten önceden planlanmış gibi orada öyle ne olacağı belli sonunda o yani direnemiyor da zaten hiçbir zaman öyle yani o kısım için öyle diyebilirim. Evet, yavaştan vaktimiz yaklaşırken böyle son olarak küçük bir de toparlama yapmanı isteyeceğim ve şu soruya da cevap vermeni isteyeceğim. Hani bu filmi neden izleyelim? Belki ne kadar eski bir film olsa da yine de hani tabii ki eski filmler süreklilik diye yani süreksizlik diye bir şeye böyle eski öyle bir şeye tabii ki inanmıyorum ama hani bu filmi niye izleyebiliriz izlememiş olanlar için bu konuda ne söylemek istersin? Şöyle düşüncelerini toparlayıp bir ifade etmeni istiyorum. Şöyle diyeyim, ben normalde hani bu filmi bitirdikten sonra yani en azından bu yayını yaparken normal rutinimden biraz uzakta şeylerle yaptım. Yani şu ana kadar sadece bir tane yazısı okudum filmle alakalı. O da hani tam olarak bir yazı da sayılmaz. Sadece hani biraz manipüle olmamak adına yapıyorum. Çünkü öyle bir film istemiyorum yani manipüle olacağım işte insanların diğer insanların düşüncesiyle bir hani çok şey olacağım bir film istemiyorum da daha çok kendi duygu yani duygusal yani sadece kendi duygularımla hareket edebileceğim bir film diyebilirim. Aslında bu yüzden de izlemelerini isterim çünkü dediğim gibi hani sadece adalet kavramı veya işte idam cezası veya hani devletin bir vatandaşın yaşama hakkını elinden alması gibi bir ceza yani düşünüyoruz evet hani bu film bize bunları da veriyor da ama yani sadece onları vermekle kalmıyor tabii yani bu tartışmayı ortaya atıyor doğrudur yani ama hani dediğim gibi bir öldürme ve işte ne bileyim bir katilin o anki duyguları yani işte hareketleri falan hani bunu bilmeden hani insanlar yani bunu bilmiyor ama yani bununla hiç karşılaşmamış ama çok doğru gibi ya hani öyle dersin bir şeyi hiçbir zaman görmemişsindir ama çok doğru gelir o sana filmde o öyle gibiydi yani o ölüm sahnesi sanki çok gerçekti yani hani ama hiç görmemişim dediğim gibi ama çok gerçek duruyor yani o yönden. Sadece hani o büyük meselelerin dışında bu şekil yani bu gibi konuları da veren bir film dediğim gibi ve hani izlerken sadece film konusu veya işte senaryosu
ibaret de değil. Yani dediğim gibi görüntü yönetmenini değerlendirecek olursam hani hiç sıkılmayacağınız o anlamda. Sıkılmayacağınız derken sürekli izlemek isteyeceğiniz bir şey var sanki ekranda. Hani geçişler olsun, işte Yatsey'in davasına kadar olan sarı bir filtreden Yatsey'in ölümüne kadar olan biraz lacivert filtreyi de göreceksiniz. İşte farklı bir filtre de vereceksiniz. Ama hani neyi düşünürsünüz? Ya şunu aslında her zaman kafamda film izledikten sonra şunu da soruluyorum. İlk önce hani neyi düşünmem gerekiyor kısmından değil de hani şu an ne düşünüyorum, ne hissediyorum gibi. Yani çünkü genelde işte filmlerde öyle bir durum vardır. Hani filmi izlersin işte film sana bunu düşündürür aslında. Hani böyle bir sanki emir kalıbı gibi yani düşündürür. Aslında düşündürür değil. Hani sen o anda neyi düşünmen gerektiğini değil de o anda ne düşündüğünü söylemen lazım aslında. Yani o anlamda böyle bir film. Yani sana düşünmen gerekeni vermiyor aslında. Senin o anda bir şekilde ya duygusal olarak bir şey veriyor sana. Sen o anda sadece böyle duruyorsun. Hani üstüne konuşma hani şey gibi hani bir şey çok büyük, çok iyi bir şey izlersin veya okursun. Ama o anda şöylesindir. Birilerine anlatmak istiyorsun ama aynı zamanda anlatmak istemiyorsun. Çünkü kafanda hiçbir şey toplu değil ama bir şeyler var. Sanki hani kafan patlayacakmış gibi oluyor böyle. Sadece böyle durmak istiyorsun. Çünkü işte o düşünceler gitmesin istiyorsun diğer kafandan. Anlatmak da bir süre sonra anlatmak da içinden geliyor tabii. Yani. Evet, galiba şey ekleyeceklerin daha var mı Evet, Sefa? yok. Hayır, şu an Tamam. için. Peki. Aslında dediğin gibi filmi izledikten sonra bende de şöyle bir şey oldu. Bunu zaten bahsetmiştim. Hani şey gibi filmi izledikten sonra böyle hani neye uğradığımı şaşırıp belki bir noktada böyle bir hani duraksadım ve kaldım yani. Hani ne oluyor gibisinden. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Ve dediğine ben de katılıyorum aslında. Filmin bize bir noktada filmi izlerken hani şey yapıyoruz. Filmde karakterlerle yakınlık kuruyorum ben açıkçası kişisel olarak. Mesela burada Yatsek'in öldürülmesini istemezdim açıkçası. Böyle bir his doğuyor sonunda. Yani bunun olmasını istemezdim. Hani bu biraz bazen şey korkuya da yol açıyor bir noktada. Orada taksi şoförü de öldü. Elbette tabii ki onun da işte onun da öldürülmemesi gerektiğine akıl yürütücü mantığımla bakıyorum. Ya diyorum ki öldürülmemeli, bu çok kötü bir şey. Ama Yatsek'in öldürülmesine de hissimle yaklaşıyorum. Aslında belki yani şeyi de düşünüyorum bu noktada. Savunmanın gösterilmemesi de aslında biz seyirciyi belki yine de her zaman her şey hislerimizle insan olarak yaklaştığımız için bir noktada bence de seyirciyi işin içine katmamak. Hani seyirci o konuşmadan etkilenebilir. O yüzden onu bir noktada katmamak işin içine. Bence burada da manipüle etmemek, seyirciyi katmamak için olduğunu düşündüm ben de ama yine de bir noktada hani böyle karakterlerle bağdaşım kuruyorsun. O yüzden hissettiklerimizi söyleyebilmek çok güzel. Filmi çok beğendim ben de. Zaten Kieślowski'nin yine aşk üzerine kısa bir filmini izlediğimde de yine aynısını hissetmiştim. Ya ne oluyor gibisinden bir şey hissetmiştim. Aslında böyle duygularımızı, hislerimizi hani bazen söylemeye, açıklamaya korkarız ama onu hissetmişizdir gibi bir şey uyandırıyor bende. O Yatsek'in hani iç çatışmasını da hani bir noktada anlayabildim gibi. Hani bunu hepimizin yaşadığını düşünüyorum bir noktada. Hani arkadaşına gidiyorsun, ilgi görmek, bir şey şeyler yapmak, paylaşmak istiyorsun ama sürekli bir hayır, 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 hayır itelenmek, ötelenmek açıkçası bence çok yorucu bir şey. Bence günümüzde yaşadığımız şeylerden biri. Bunları farklı şeylerle işte örtmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Bu şekilde karşılaştırmalarımızı da çok hoş buldum, güzel buldum. Ve sadece bir şey daha böyle küçücük Kieslowski'den okuduğum kendisine ait bir sözü de insanların nereden aklıma geldiğini bilmiyorum ama belki de hani Yatsek'in belki de öleceğini bilerek de bir noktada belki bu işlemi de hani
yapmış, öldürme işlemini yapmış da olabilir mi bilmiyorum ama belki de bir noktada yatsak artık hayatına devam edemeyeceğini anladı. Çünkü şöyle bir şey diyor Kieslowski, insanlar yaşamaya devam edemedikleri için ölürler. Belki de artık bizim karakterimizde ne kadar yaşamak istiyor da olsak, yani bu bir noktada yaşayamayacağını belki de kabul etti. Zaten söylemişti, ben toplum karşıtıyım, kabullenemiyorum. Böyle şeyler, bu gibi eklentiler de vardı filmde. O şekilde son olarak söylemek istediğim bir şey yoksa biz artık yayınımızı bitirelim. Leyli Sanat olarak bizi izleyenlere çok teşekkür edelim. Ve bu tarz film videolarımız, inceleme analizlerimiz de yavaş yavaş gelişe gelişe devam edecek. Görüşürüz. Ben hoşça kal diyorum. Şafak, sen de söylemek istediğin bir şey varsa ekleyebilir, yoksa da hoşça kal diyebilirsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizi işte bu yayını yapacağız yani inşallah hani her ay ya da daha da sık. Ben de bu tür yayınlara da katılmak isterim tabii. Bu kadardı yani bu filmde bu kadardı diyelim. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın.